Evet, mikrofon alınsa o zaman sesleniyor. Merhabalar arkadaşlar. Evet, geçen hafta sonu sınavlarınız oldu. Umuyorum ki güzel geçmiştir. Her şey yolundadır. Öyle mi? Hadi hayırlısı bakalım. İnşallah iyi olur arkadaşlar. Evet. Bugün 5. ünitemizi işleyeceğiz arkadaşlar. 5. ünitemiz arz ve talep uygulamaları ile ilgili ünitemiz. Bu ünitemizde devletin yapmış olduğu bir takım faaliyetler üzerinde duracağız. Devlet zaman zaman piyasaya müdahale eder arkadaşlar. Normalde piyasa koşullarında fiyatı belirleyen elemanlar nelerdi? Arz ve talep fiyatı belirliyordu. Ancak devlet zaman zaman oluşan bu fiyatları gerek tüketici açısından gerekse üretici açısından yeterli görmeyebilir. Böyle bir durumda piyasaya müdahale ederek denge fiyatının üzerinde bir fiyat belirleyebilir ve der ki bu fiyatın altında mal satamazsınız. Ya da fiyatı gerekenden fazla bulur. İşte arz ve talep tarafından belirlenen fiyatı gerekenden fazla bulur. Bu durumda da der ki bu fiyat çok yüksek, fiyatı düşürür. Der ki bu fiyatın üzerinde mal ya da hizmet satamazsınız şeklinde yönlendirme yapabilir. Fiyat müdahalelerinin yanı sıra devletin miktar müdahaleleri de vardır. Yani piyasada üretilen, satılan mal ya da hizmetin miktarını da belirleyebilir, sınırlayabilir. Bunun dışında devlet dediğimiz zaman aklımıza vergi kavramı geliyor. Vergi uygulamaları sonucunda tüketicinin ve üreticinin bundan nasıl etkilendiğini yine bu dersimiz boyunca inceleyeceğiz arkadaşlar. Öncelikle devletin piyasaya müdahale araçlarından birincisi fiyat kontrollerinden bahsedeceğiz. Devlet yasaların da kendisine verdiği yetkiyle piyasada oluşan fiyatı belirleme, fiyatı yükseltme, fiyatı düşürme, sınır getirme gibi faaliyetler gerçekleştirebilir. Bu faaliyetlerden burada iki faaliyeti göreceğiz. Bir, taban fiyat uygulaması. İki, tavan fiyat uygulaması. Şimdi taban dediğimiz zaman neyi kastediyoruz? Altını çizdim. Nedir taban arkadaşlar? Taban. Kullanıyor musunuz bu kelimeyi? Evet. Taban alt demek. Taban dediğimiz hani zemine basıyoruz ya. Oraya taban alt. Ayağımızın altı aslında Türkçesinde taban dendiği zaman ayakkabının altıdır taban. Ayağımın tabanı ağrıyor, acıyor. Böyle dediğiniz zaman ayağınızın altında bir problem var demektir. Yani taban alt demek. Alt demek. Taban fiyat uygulamasında devlet uygulanabilecek fiyatın alt sınırını belirliyor. Alt sınırı. Taban fiyat dediğimiz en düşük fiyat. Ve devlet der ki bu fiyatı altında mal ya da hizmet satılamazlar. Diğer bir uygulama ise buna geri döneceğiz. Şimdi kavramları çözmeye çalışalım. Tavan nedir? Bunu kullanıyor musunuz? Tavan üst, en yukarı değil mi? Mesela oturduğunuz yerin tavanı ne? Yukarısı, en üstteki duvarı. Yani bu ne demektir arkadaşlar? En üst fiyat demek. Tavan fiyat uygulanacak en üst fiyat demektir. Bunu da kafamıza oturduk. Şimdi burada tarımsal asgari ücret uygulaması, tarımsal destekleme uygulamaları ve kira kontrolleri bunlar da taban ve tavan fiyat uygulamaları olarak günümüzde gördüğümüz şeyler bunlardan bahsedeceğiz. Şimdi öncelikle taban ve tavan fiyat uygulamalarından bahsedelim. Şimdi burada gördüğümüz arkadaşlar normalde devlet ekonomiye müdahale etmezse fiyat nerede belirleniyor? Söyler misiniz? Devlet eğer ekonomiye müdahale etmezse fiyat tam göremiyorsunuz herhalde. P1'dir.
denge fiyatı P1. Şuraya yazayım ben. P1. Denge fiyatı P1'dir. Nasıl belirlendi? Arz ve talep eğrilerinin kesiştiği şu noktada belirlendi. Bu denge noktasıdır. Bu nokta piyasada uygulanacak fiyatı ve bu fiyattan satılan mal, satılan ve alınan mal ve hizmet miktarını gösterir. Denge burası olduğuna göre fiyat eksenimize bir dik çizdiğimizde fiyatın P1 olduğunu görüyoruz. Ha ne kadar mal satılmış onu da miktar eksenine bir dik çizerek görüyoruz. O da Q1 kadar dengede Q1 kadar mal alınıp satılmış şeklinde söyleyebiliriz arkadaşlar. Şimdi devlet oluşan bu P1 fiyatını yeterli görmedi. Dedi ki ben taban fiyat uygulayacağım. Taban fiyat piyasada uygulanan en düşük fiyattır. Taban fiyat uygulamasında devlet üreticiyi korumak ister. Üreticiyi korumak ister. Bunu unutmayın. Taban fiyat uygulamasında devlet üreticiyi korumak ister. Peki üretici açısından ürününü ucuza mı satması iyidir? Pahalıya mı satması? Yüksek fiyata satması mı iyidir? Pahalıya. Yükseli değil mi? Daha pahalı satması onun için avantajdır. Devlet de o zaman ne diyor? Diyor ki bu fiyat yeterli değil. Üretici için yeterli değil. Bu fiyatın yükselmesi gerekiyor diyor. Ve PA fiyatı. Şurada gördüğümüz ben PA diye şuraya yazayım. PA fiyatında diyor ki bu fiyatın altında mal satılamaz. Yani PA'nın altında çiziyoruz. Şu bölgede mal satılamaz. O zaman ne olacak? En az PA olacak ki buna taban fiyat diyoruz. En az PA olacak ama üstünde istediğiniz fiyattan satabilirsiniz. PA'nın üstünde istediğiniz bir fiyattan satabilirsiniz diyor. Türkiye'de bunun uygulamaları tarım sektöründe görülüyor arkadaşlar. Tarım sektöründe. İşte özellikle hasat zamanında, ürünlerin toplanma zamanında devlet taban fiyatlarını açıklar. Der ki fındığı biliyoruz değil mi? Fındık taban fiyatı şudur der devlet. Ha, devlet o fiyatı belirledikten sonra yasal koşullarda o fiyatın üzerinde mal satılamaz. Veya devlet buğday fiyatlarını açıkladı. Devlet işte çay fiyatlarını, tütün fiyatlarını açıkladı. Ve bu açıklandıktan sonra artık bu fiyatın altında mal satılamaz çünkü bu en düşük fiyattır. Ama şunu unutmayın. Taban fiyat denge fiyatının üstündedir. Bunu sakın unutmayın. Taban fiyat piyasada uygulanan en düşük fiyattır. Ama bu denge fiyatının üstünde bir fiyattır. Bakın burada ne oldu? Şurayı temizleyeyim. Bakın devlet fiyatı PA olarak belirledi. Fiyat yükseldi. Fiyatın yükselmesi arz kanununa göre arzın artmasına ki bakıyoruz PA fiyatından arza bakıyoruz. Bu kadar arz var. QS kadar arz var arkadaşlar. QS kadar arz var. Peki PA fiyatından ne kadar talep var? Bunda talep eğrisine bakmamız gerekiyor. PA fiyatından kesikli çizgilerle geldim. Talep eğrisini şurada kesti. Buradan aşağı indim. Baktım. QD. QD, QS'den büyük müdür, küçük müdür? QD yani talep arzdan küçük. Neden? Fiyat yükselmiş, talep düşmüş. Talep düşmüş. Fiyat yükselmiş, arz artmış. Dolayısıyla arz talebi aşmış. Ve burada şu uzaklık kadar, şurayı temizleyeyim. Şu uzaklık kadar arkadaşlar bir arz fazlası vardır. Yani PA fiyatından üreticiler QD QS kadar, bakın QD QS kadar malı
satamamışlar. Bu kadar mal üreticinin, satıcının elinde kalmış. Peki ne olacak bu mal arkadaşlar? Çürüyecek mi? Sokağa mı atacaklar? Daha ne olacak? Yakılacak mı? Daha ucuza satılmalı. Ha! Fiyat mekanizması diyor ki daha ucuza satarsan satabilirsin. Ama devlet ne diyor burada? PA'nın altında fiyat, PA'nın altında ki fiyatta mal satamazsın diyor. O zaman bu çalışmayacak. Yani ben malı daha ucuza satayım da elimdeki mal bitsin. Böyle bir şansınız yok. Çünkü zaten piyasada uygulanan en düşük fiyat PA. Devlet böyle belirlemiş. O zaman devlet burada devreye giriyor arkadaşlar. Devlet burada devreye giriyor. Devlet diyor ki diyelim ki bu buğday arz ve talep olsun. Buğday. Devlet diyor ki bu fazla QD, QS kadar buğdayı ben satın alıyorum diyor. Devlet piyasaya giriyor. Devlet piyasaya tüketici olarak girdiği için ne demiştik? Tüketici sayısı artarsa talep eğrisi sağa kayar demiştik hatırlarsanız. Tüketici sayısı artarsa talep eğrisi sağa kayar ki devlet piyasaya tüketici olarak girerse bakın şöyle çizmeye çalışacağım arkadaşlar. Talep eğrisi sağa kaydı. Biraz yamuk oldu ama idare edin arkadaşlar. Buna biz D1 diyelim. D1 konumuna geldi. Devlet piyasaya girdi. Talep eğrisi sağa kaydı. Ve yeni denge noktası bakın burası oldu. Yeni denge noktası burası. Şimdi bu noktada arz fazlası ortadan kalktı mı? Evet kalktı. Nasıl kalktı? Devlet satın aldı. Devlet satın almak alma faaliyetinde bulundu. Tarımsal destekleme alımları dediğimiz faaliyet bu. Ve fazla üreticinin elinde kalan malı satın aldı. Yani devlet eğer taban fiyat uygulaması gerçekleştiriyorsa hemen arkasından ne gelecek arkadaşlar? Tarımsal destekleme alımları gelecek ki üreticinin elinde kalan mal ziyan olmasın, boşa gitmesin diye. Bakın burada arz fazlasının yarattığı diğer bir sorun da stok sorunudur. Yani devlet almadığını varsayalım. Bunu stoklamanız gerekiyor. Bir stok maliyeti var. Depo kiraladınız. Diyelim ki bir de bozulacak bir ürünse bir de soğuk hava deposudur. Bir de bunun enerji masrafı var. Orada eleman çalıştırdığınız masrafı var. Dolayısıyla taban fiyat uygulaması dolayısıyla ortaya çıkan arz fazlası bir de neye sebep oluyor? Stok maliyetine. Stok sorununa ve stok maliyetine neden oluyor. Ama devlet alıcı olarak piyasaya girdi. Fazla arzı satın aldı. Dolayısıyla sorun da ortadan kalktı şeklinde söyleyebiliriz. Diğer bir uygulama ise tavan fiyat uygulamasıdır. Tavan fiyat uygulamasında arkadaşlar devlet piyasada uygulanacak en yüksek fiyatı belirler. Tavandan kasıt odur zaten en yüksek fiyat. Yalnız tavan fiyat uygulamasında devletin amacı tüketiciyi korumaktır. Tüketiciyi korumaktır. Tüketici diyelim ki normal şartlarda arz ve talep fiyatı ne olarak belirledi bu grafiğimize göre? P1 olarak belirledi. P1. P1 olarak belirledi. Devlet bu fiyatı yüksek görebilir. Der ki bu fiyattan benim vatandaşım, benim ülkemde yaşayan tüketici yüksek olduğu için mal ya da hizmet söz konusu mal ya da hizmeti yeterince alamıyor. O nedenle de ne yapayım ben? Bunun fiyatına bir sınırlama getireyim. Üst sınır getireyim. Ve dedi ki fiyat P2 olacak. P2 tavan fiyat uygulamasında devletin belirlemiş olduğu tavan fiyat denge fiyatının altında bir fiyattır. Peki devlet tüketiciyi korumak isterse tüketici için acaba fiyatı yükseltmek mi avantajdır, düşürmek mi avantajdır? Düşürmek değil mi? Unutmayın tavan fiyat uygulamasında devlet
tüketiciyi korumak istemektedir. Bakın örneğin, Allah korusun, bir kanser hastası için kanseri ilacının değerini düşünün arkadaşlar, kıymetini düşünün. Ne kadar kıymetli, ne kadar değerli. Ve o ilacı alabilmek için ne kadar çok yüksek fiyat verebileceğini düşünün. Dolayısıyla parası olan verebilecek. Parası olan verebilecek. Ya parası olmayan? Ölecek mi? Hayır, ölmeyecek. İşte orada devlet işin içerisine giriyor. Diyor ki bu ilaçtan tüm halkım faydalanacak. Fiyatı P1 olursa halkımın çoğu bundan faydalanamıyor. Fiyat P2 olacak. Ve fiyatı düşürdü. Fiyatı düşürdü. Fiyat P2 ne demek? P2'nin üzerinde, P2 fiyatın üzerinde bu piyasada mal ya da hizmet satılamaz. Hangi piyasa ise bu. Mal ve hizmet satılamaz. Dolayısıyla fiyat düştü. Fiyatın düşmesi arzın azalmasına, ki bakın arz Q1'den Q S'ye geldi. Q1'di. Ha, fiyat düştüğü için talep arttı. Talep de Q1'den Q D'ye geldi. Dolayısıyla burada talep D ile gösteriyoruz. Arzı aşmıştır. Talep arzdan fazladır. Yani bir talep fazlası vardır. Talep fazlası vardır. Yani insanlar o maldan çok almak istiyor ama yeterince mal yok. Üretici demiş ki ben QS kadar mal satarım P2 fiyatından. Talep eden, yani tüketici demiş ki ben QD kadar mal satın alırım. İsterim almak. Ha, ama QD kadar talep, bakın bu kadar talep var ama arz bu kadar. Arz bu kadar. Bir kıtlık sorunu var. Kıt, söz konusu mal kıt. Yani eğer var olan mal ya da hizmet talebi karşılayamıyorsa, talebin miktarına yeterli miktarda bir mal ya da hizmet yoksa buradan kıtlıktan söz ederiz. Talep fazlasından söz ederiz. Normal şartlarda. Şimdi bu QS kadar malı QD kadar alıcı nasıl satın alacak? Nasıl bölüşecek arkadaşlar? Kim satın alacak bunu? Devlet. Buyurun. O zaman parası daha fazla, çok veren alabilir. Veren alacak. Ya kural bu. Fiyat mekanizması, piyasa mekanizması bunu söylüyor. Fiyat yükselir, yani daha çok para veren o malı satın alır. Ama devlet burada demiş ki bu P2 fiyatının üstünde satamazsınız demiş. Yasak. Satarsanız kanunları çiğnemiş olursunuz der. O zaman ne olacak? O zaman devlet bölüşümle ilgili, kimin ne kadar mal alacağıyla ilgili piyasaya müdahale etmesi gerekir. Ne yapar? İşte bölüştürür. Bu QS kadar malı QD arasında bölüştürmeye çabalar. Belki de kalkar kendisi üretir. Böyle bir şey de yapabilir. Neyse. Burada birinci sorun kıtlık sorunu vardır. Dolayısıyla bölüşüm sorunu vardır arkadaşlar. Bölüşüm sorunu. Diğer bir adı da tayınlama diye geçer. Tayınlama diye geçer. Bölüşüm sorunudur. Peki bu yasal piyasa tavan fiyat uygulaması sonucunda kara borsa dediğimiz illegal bir piyasa oluşacaktır. Biliyor musunuz? Bilir misiniz kara borsayı? Kara piyasa dediğimiz, kara borsa dediğimiz bir piyasa oluşur. Bu kural dışıdır. Devletin kontrolü dışındadır. Yasa dışıdır. O zaman ne yapacak üretici? Ya benim elimde işte ne diyelim sıvı yağ var diyelim. Ayçiçek, çiçek yağı var. Şimdi ben tüketici geliyor yok diyorum. Ama halbuki var. Halbuki var. Depomda çiçek yağı var.
Ama tüketici geliyor alacağım diyor, yok diyorum. Neden? Ona sattığında legal fiyat nedir? P2'den satacak. Ama bu yağ daha yüksek fiyat verenler çıkacak. Bunu da diyelim ki tanıdık birisi geldi. Ya dedi senin depoda vardır. Bak fiyat P2 ama ben sana şu kadar fiyat vereceğim. P kara borsa. PK diye geçiyor arkadaşlar. Burada P kara borsa. Anlam bu. Kara borsa. P kara borsa. Yani QS kadar mala, bakın talep eğrisini nerede kesti? QS'den yukarıya çıktım. Şurada kesti. Geldim. PK. Bu kara borsa fiyatıdır. Kara borsa fiyatıdır. Dolayısıyla normal koşullarda QS kadar malı P2 fiyatından satması gerekirken satıcı bunu illegal piyasada, yasal olmayan piyasada müşterilerine PK gibi yüksek bir fiyattan satabilecektir. Yani tavan fiyat uygulamasında diğer bir sorun da kara borsa sorunludur arkadaşlar. Kara borsa sorunludur. Diğer bir sorun kalite sorunudur. Kalite sorunu. Şimdi üretici olarak malınızı üretmişsiniz, 10 liraya üretmişsiniz. Yani 11 liraya satsanız kar elde edeceksiniz. Ama devlet geliyor diyor ki arkadaş 5 lira. Ya nasıl olur diyorsunuz, ben bunu 10 liraya üretmişim. 5 liraya nasıl satarım bunu, zarar ederim. Hayır diyor devlet, 5 liraya satacaksın. O zaman üretici kar elde edebilmek için ne yapmak zorunda? Miktarı azaltmak zorunda. Daha düşen malı size salıyorlar. Maliyeti düşürmek için daha kalitesiz, kalitesiz girdi kullanacak. Kalitesiz ham madde kullanacak. Maliyeti düşürecek çünkü. Ne yaptı? Malzemeden çalmak denen bir terim vardır arkadaşlar. Malzemeden çalmak. Ne yapacak? Ucuz ham madde kullanacak. Kalitesiz ham madde kullanacak. Maliyeti tamam 4'e çekecek. Belki 5'e satınca da kar elde edecek. Ama kalite sorunu ortaya çıkacak. Kalite sorunu ortaya çıkacak. Çünkü üretici de kar elde etmek zorunda. Üretici de kar elde etmek zorunda. Bu da önemli sorunlardan birisi olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Demek ki sorunumuz ne? Bir, kıtlık var. İki, bölüşüm yani tayınlama sorunu var. Üç, kara borsa sorunu var. Dört, kalite sorunu var. Ne zaman oluyor bu? Tavan fiyat uygulamasında gerçekleşiyor. Türkiye'de uygulanıyor arkadaşlar tavan fiyat. Mesela uçakta uygulanıyor. Uçak biletlerinde devlet... yani Türk Hava Yolları'nda, devlet de Türk Hava Yolları'nın önemli bir payına sahip olduğu için ne yapıyor? Fiyata bir sınırlama getirebiliyor. Fiyata sınırlama getirdiğinde ne oluyor? Tavan fiyat, daha çok kişi bu hizmetten faydalanacaktır. Ama özel şirketler de bunlardan etkileniyor ne yazık ki. Bununla birlikte et içinde devlet tavan fiyat uyguladı. Ama ne yazık ki Türkiye'de bu pek başarılı olmadı. Geçen mesela akaryakıt fiyatlarıyla, yani benzin, motorin gibi akaryakıt fiyatları ile ilgili ülkemizde EPDK dediğimiz Enerji Piyasası Denetleme Kurulu'nun bir açıklaması oldu. Dedi ki fiyatlar çok yükseldi. Oradaki pazarlamacı firmalara bunu söylüyor. Lütfen fiyatlarınızı daha fazla yükseltmeyin. Yoksa tavan fiyat uygulaması getireceğim şeklinde bir uyarıda bulundu. Ki bu da günümüz koşullarında karşılaştığımız durum olarak karşımıza çıkıyor. Bakın asgari ücret politikası. Asgari ne demek arkadaşlar? Asgari. Asgari. Asgari en düşük demek. Türkiye Türkçesinde asgari en düşük demek. Bizde asgari ücret diye bir ücret vardır. Sizde de vardır belki. Ha, nedir? Devlet der ki yasal koşullarda
bu fiyatın altında, bu ücretin altında, bu ücretin altında işçi çalıştıramazsınız. Ama üstünde istediğiniz kadar çalıştırabilirsiniz. Acaba bu hangi fiyat uygulamasına bir örnektir? Taban mı, tavan mı? Asgariye en düşük olduğuna göre nedir? Taban. Taban fiyat uygulaması. Yani ne diyor? En düşük fiyat, taban. Ve sonrasında da arkadaşlar, bakın normalde piyasa koşullarında bu iş gücü arzını gösteriyor. İş gücü arzı eğrisi, yani işçileri temsil ediyor. Şu da iş gücü talebini, yani işverenleri, şirketleri, firmaları temsil ediyor. İkisi normal, devlet müdahale etmezse hangi fiyattan anlaşmışlar? 300 birimlik fiyattan anlaşmışlar. Ancak devlet bu ücreti yeterli görmemiş ve demiş ki fiyat 400 olacak. Fiyat 400 olacak demiş. Ha, artık devlet ücrete bir alt sınır getirdi. Alt sınır. Yani 400 liranın altında işçi çalıştıramazsınız. Ama üstünde istediğiniz kadar çalıştırabilirsiniz. Bu size kalmış. Ve bu taban fiyat uygulaması sonucu arz artmış. Bakın arz artmış. Talep azalmış. Buraya gelmiş. Arz 190 birim, talep ise 80 birim. Yani işveren diyor ki ben 400 liralık ücretten ancak 80 kişi çalıştırırım demiş diyor. Ha, işçiler de diyor ki biz bu ücretten 190 kişi çalışırız diyor. Ha, şimdi dolayısıyla burada 190 kişinin 80'i çalışıyor ise geri kalan nedir? İşsizdir. İşsiz. Çalışmak istiyor ama iş bulamıyor. Dolayısıyla burada işsizlik miktarı ne kadardır arkadaşlar? 190 eksi 80, 110 birim, 110 birim işsiz vardır. 110 birim işsiz vardır. Devlet kendisi de işçi alır. İşte devlet kar amacı gütmediği için, işte geçmiş zamanlarda bu yaşanmış. Partizan bir takım hareketlerle çok eskiden yaşanmış Türkiye'de. İşte bizim partiden, bizim tarafımızdan deyip ne olmuş? Özellikle KİT dediğimiz kamu iktisadi teşebbüsleri, devletin çalıştırmış olduğu müesseselerde, işletmelerde fazladan işçi istihdam edilmiş. Sadece doğru düzgün iş yapmıyor ama para alıyor. Aynı neydi? Tarımsal destekleme alımları gibi durumla da karşılaşılabiliyor. Ama şunu unutmayalım. Asgari ücret uygulaması bir taban fiyat uygulamasıdır. Taban fiyat. Bakın burada tavan yazıyor ama bu yanlış arkadaşlar. Burada yanlış yazmışım. Ben hep unutuyorum bunu düzeltmeyi. Bu bir taban fiyat. Taban şöyle diyelim. Tamam mı? Orada ben yanlış yazmışım. Bu bir taban fiyat uygulamasıdır. Unutmayın. Taban fiyat uygulamasıdır. Tarımsal destekleme alımlarını anlatmıştım arkadaşlar. Onu tekrar anlatmama gerek yok. Ne oldu? Devlet piyasaya girince talep eğrisi sağa kaydı ve fazla arz ortadan kalktı. Bunu anlatmıştım zaten. O yüzden bunu geçiyorum. Devletin piyasaya müdahale yollarından bir diğeri de burada kira kontrollerini, aslında bu da bir tavan fiyat. Onu önce anlatayım, kira kontrollerini anlatayım. Kira kontrolleri de bir tavan fiyat uygulamasıdır. Bakın burada doğru yazmışız. Kira kontrolleri de bir tavan fiyat uygulamasıdır. Şimdi burada gerçekleşen durum ne arkadaşlar? Şimdi devlet kira nedir? Öncelikle ondan bahsedelim. Kira, ev tutarsınız, kendi eviniz değildir. Başka birinin dairesini, dükkanını, bir mülkünü kiralarsınız. Bunun karşılığında kira ücreti ödersiniz. Dolayısıyla devlet zaman zaman
mülk sahiplerinin, yani o iş yerinin sahibi mülk olarak, o dairenin sahibinin fiyatları, kira fiyatını çok yüksek yükseltmesini engellemek isteyebilir. Geçmişte Türkiye'de olmuş arkadaşlar. Nasıl olmuş? Geçmişte Türkiye'de özellikle 90'lı yılların başında ve 2000 yıllarına kadar çok yüksek enflasyon oranları yaşanmış. Hatta %100'lere, %120'ye çıkan enflasyon oranları olmuş. Ve kiracıyla ev sahibi kontrat yaparken, yani sözleşme yaparken anlaşırlar. Sözleşmelerinde der ki önümüzdeki yıl enflasyon kadar kiraya artış getireceğiz, zam yapacağız. Şimdi diyelim ki kira 1000 lira. Bu senede enflasyon %80 oldu diyelim örneğin. Ha bu ne demektir? Önümüzdeki yıl kiranın kaç olması gerekiyor? 1800 olması gerekiyor. Enflasyon %80 olmuş. O zaman diyor ki şeye göre 1800, ama burada kiracı bundan mağdur oluyor. Kazancı bu kadar artmamış olabilir. Ücreti bu kadar artmamış olabilir ki enflasyonist ekonomilerde ücretler biraz geriden gelir. Yani enflasyon %80 olmuşsa ücret de belki %30, %40 bir artış yapılmış olabilir. Aradaki fark gitgide para değerini kaybedecek, reel gelirde bir azalma olacaktır. Ha burada da kiracı sıkıntı yaşar. Devlet o durumda müdahale eder. Der ki Türkiye'de böyle olmuş arkadaşlar, oldu. Devlet her yıl başında kira artışları ile ilgili oran açıklar. Der ki bu yıl kiralar %25 artacak. Bunu yapar devlet. Bu bir kira kontrolüdür bu. Normalde enflasyon %80 olmuş. Kiranın %80 artması gerekiyor. Ama devlet diyor ki ben kiracıyı koruyacağım. Konut tüketicisini korumak istiyorum. Artış en fazla %25 olabilir. Bakın ne yapmış? Sınır getirmiş. Sınır getirmiş. Peki bundan kim zarar görür? Kirada kalanlar. Evde kalanlar. Mülk sahipleri. Mülk sahipleri zarar görür. Neden? 1800 lira kira alacağına devlet müdahale ettiği için 1250 lira kira alıyor. Dolayısıyla 550 lira zararı var. 550 lira zararı var. Şimdi şey düşünüyor, diyor ki ev sahibi. Ya arkadaş ben bu evi aldım ama zarar ediyorum ya. Satayım ben bunu diyor. Bir daha da mülk almam. Zarar ediyor. Yani iyi bir yatırım aracı değil. Böyle bir durumda ne olacaktır? Konut üreticileri, müteahhitler ürün satabilir mi? Konut satabilir mi? Dükkan satabilir mi? Satamaz. Ne yaptı? Ellerinde kaldı mal. Ellerinde kalacak. Ellerinde kalmasından öte fiyatın düşmesi gerekiyor. Fiyat düştü. Kar elde edemiyorlar. Kar elde edememeleri sonucunda, ne yapacaklar? Malzemeden çalma dediğimiz, ürettikleri ürünü ucuza mal edip belirlenen fiyattan satarak kar elde etmeye çalışacaklardır ki burada da bu kira kontrolleri müteahhitleri ya da konut inşaat firmalarını olumsuz etkileyecek. Bir, bölüşüm sorunu ortaya çıkacak. İki, kalite sorunu ortaya çıkacak ve sıkıntı yaratacak. Kira kontrolleri de bir tavan fiyat uygulamasıdır. Bunu unutmayalım arkadaşlar. Tavan fiyat uygulamasıdır. İsterseniz bir ara verelim. Bir ara verelim arkadaşlar. Aradan sonra miktar kontrollerine geçeceğim. O yarım kalmasın. Aradan sonra da miktar kontrollerine devam ederiz. Bir ara verdik. Ne kadar? 15 dakika. 15 dakika. Merhabalar arkadaşlar. Evet, devletin piyasaya müdahale yöntemlerinden birisi de kota uygulaması arkadaşlar. Kota miktar sınırlaması demek.
kota, miktar sınırlaması demektir arkadaşlar. Devlet fiyata müdahale edebildiği gibi miktara da müdahale edebilir. Der ki söz konusu mal ya da hizmet ancak şu miktarda üretilebilir. Daha fazlası üretilemez. Bu günümüzde pek rastladığımız bir durum değil ama zaman zaman rastlayabiliyoruz. Belli dönemlerde mallar çok fazla üretildiğinde hem fiyatı çok düşmekte, bunun yanı sıra fazla üretim dolayısıyla üretilen mal ziyan olabilmekte, zarar görebilmekte. Böyle durumlarda devlet sınırlama getirilebilir ki bu olağan durum. Ama olağanüstü durumlar da söz konusu olabilir. Özellikle özel mallarda, özel ürünlerde devlet üretimi kontrol altına alabilmek için ne kadar üretildiğini, kimin tarafından üretildiğini kontrol edebilmek için kota uygulamasına da gidebilir. Geçmiş zamanlarda Türkiye'de olmuş, yakın zamanlarda yok. 70'li yıllarda dış baskılarla, uluslararası baskılar dolayısıyla belli malların üretimine sınırlama getirilmiş. Bunlardan birisi de afyon üretimi. Afyonu biliyor muyuz? Duydunuz mu hiç? Haşhaşı biliyor muyuz? Haşhaş. Haşhaştan üretilen uyuşturucu bir madde afyon. Haşhaştan üretilen uyuşturucu bir madde. Ancak bu uyuşturucu madde tıpta kullanılan bir madde, ilaç yapımında kullanılan bir madde. Ancak bilindi. Buyurun. Başak dermanlarında olur. Efendim? Başak dermanlarının tercihinde olur. Vallahi anlayamadım ama. Neyse. Yani uyuşturucu bir maddedir. Yasak bir maddedir. Yasak bir maddedir. Normal olarak üretilip piyasada satılamaz. Narkotik dediğimiz bir maddedir. O nedenle de geçmiş zamanlarda özellikle Avrupa ülkelerinde, Amerika'da uyuşturucu önemli bir problemlerden biriydi. Ve bunların kaynaklarından birisi de Türkiye'nin olduğunu öne sürmüşler ve bu şekilde bir baskı yapılmış. Bu tabii ki böyle değil. Bu durum böyle değil. Uluslararası siyasetin nasıl yönlendiğini biliyorsunuz arkadaşlar. Ama bu yaşanmış. Bu yaşanmış. Ve devlet sınırlamış. Üretim kotası getirmiş. Bir de diğer uygulama ithalat kotaları ki bu en çok gördüğümüz, yakın zamanda çok fazla yok ama geçmiş zamanda çok sık gördüğümüz uygulamalardan birisi. Bakın burada bir tablo görüyoruz. Normal koşullarda söz konusu ürünün üretimi ne kadardır? İşte arzı bu kadar, talebi bu kadar. Nerede kesişmiş? E1 noktasında kesişmiş ve fiyat 300. Yani herhangi bir müdahale olmazsa bu şekilde gerçekleşecek. Ama devlet demiş ki bu yıl 100 bin ton söz konusu maldan üretilebilir. Ha, normal şartlarda ne kadar? 150 bin ton. 150 bin ton. Ama ne yapmış? Devlet sınırlama getirmiş. 100 bin ton demiş. O zaman bu ne demek? O yıl söz konusu maldan en fazla üretilecek miktar 100 bin tondur. 100 bin tonun üstüne çıkamazsınız. O zaman 100 tona kadar normal bir arz eğrisi görüyoruz bakın. Normal bir arz eğrisi görüyoruz. Ve 100 bin sınırına gelindikten sonra ise nedir? Üretim yasaklanmıştır. Daha fazla üretemezsiniz. Dolayısıyla arz eğrisi nasıl bir durum alıyor? Esnek, tam esnek olmayan, yani burada esneklik nedir? Sıfırdır. Nerede sıfırdır? 100 bin tondan itibaren. 100 bin tona kadar normal ama 100 bin tondan sonra arz eğrisi sıfır esnekliğe sahip bir eğri haline geliyor. Bu durumda yeni denge noktası ne oldu? E2 oldu. Artık S1 gibi bir arz eğrisi yok. Şunu temizleyelim. Artık yeni arz eğrisi S2 oldu. S2 arz eğrisi de 100 bin tona kadar normal bir arz eğrisi. 100 bin tondan sonra ise sıfır esnekliğe sahip bir arz eğrisi haline geliyor. Ve daha önce denge noktası E1 iken şimdi denge noktası E2 oldu. Yani kota uygulaması sonucunda üretim sınırlandı.
Üretim sınırlanmasıyla birlikte de denge fiyatı yükselmiş oldu. Denge fiyatı ne oldu? 300'den 400'e yükseldi. Gelelim ithalat kotalarına. Zaman zaman ülkeler ekonomilerini korumak için, yurt içi ekonomilerini korumak için kota uygulamasına, ithalat kotası uygulamasına gider. Nedir ithalat kotalısı? İthalata sınırlama getirilmesi. Devlet der ki normalde serbestse, istediği kadar mal ya da hizmet satabiliyorsa ülkeler, oraya ihracat yapıyorsa, yani o ülke ithalat yapıyorsa, ülke yönetimi der ki ithalata sınırlama getiriyorum. Şu maldan, şu miktar maldan daha fazla ithalat yapılamaz. Bakın burada bir örnek var. Otomobil piyasasını gösteriyor. Bakın bu yurt içi otomobil arzı, diyelim ki Türkiye olsun. Türkiye'deki otomobil arzı, Türk üretimi. Şu da Türkiye'deki otomobil talebini gösteriyor. Yurt içi otomobil arzı ve yurt içi talep gösteriyor. Bu durumda dışa kapalı bir ekonomi olduğunu düşünürsek fiyatın ne olması gerekiyor arkadaşlar? 40 birim ve miktar ise 80 birim oldu. Denge bu. Ama diyelim ki bu ülke dışa açıldı. İthalat serbest. İthalat serbest. Bundan dolayı ne oldu? İthal otomobiller yurt içine, Türkiye'ye girmeye başladı. İthal otomobiller yurt içine girdiğinde ne olacaktır? Ürün bollaşacak ve fiyat düşecek. Fiyat nereye düştü? Dünya fiyatlarına düştü. 20 birim. Dünyada söz konusu otomobiller 20 birimden satılıyor. Daha önce 40'tı, 20'ye düştü. Fiyat düştü mü? Evet. Fiyat düşüşü neye sebep oldu? Talebin artmasına. Fiyat düşüşü talebin artmasına sebep oldu ki talep ne olmuş? 80'den 120'ye artmış. Bakın talep 80'den 120'ye artmış. Arz ne olmuş? Fiyat düştüğü için ülke içi arz azalmış. Ne olmuş? 80'den 40'a düşmüş. Dolayısıyla ülke dışı açıldı. Ticaret serbest. Ticaret serbest. Ticaretin serbestleşmesiyle birlikte ülke içi üretim kaça düşmüştür? Ülke içi arz, üretim 40'a düştü. 40'a düştü. Ülke içi talep ne olmuştur? 120'ye yükselmiştir. Şimdi bakıyoruz. Bu ülkede satılan mal miktarı 120. Ülkede üretilen mal miktarı 40. Ne kadar fark var? 80 birim fark var. Doğru mu? Evet. Demek ki 80 birim otomobilde yurt dışından ithal edilmiş. Doğru mu? Evet. 120 tüketiliyor. 40 birimi de ülkede üretiliyorsa demek ki 80 birimi de ithalatla yurt dışından gelmiş. Ha. Şimdi gördük ki ülke içi üretim 80'den 40'a düşmüş. Bu ne demek? Üretimin kısılması, ekonominin küçülmesi, işsizliğin ortaya çıkması. Bu kötü bir durumdur. Devlet de böyle bir duruma müdahale ediyor. İşte üreticiler isyan ediyor. Tamam arkadaş, ithalatı serbest bıraktın. Ülkeye bol bol otomobil girdi. İnsanlar otomobil tüketiyor ama biz mal satamıyoruz. Fiyat maliyetler düzeyine geldi. Daha da altına düştü. İşçi çıkarmak zorunda kaldık. Ekonomi kötü gidiyor. Yani otomobil üreticisi sıkıntıda. O zaman devlet ne dedi? Ben o zaman ithalata kısıtlama getireyim. İthalatı 40 birime düşürdü. 40 birime. 80'di. Bakın serbest olduğunda 80'di. 40'a düşürdü. Bu ne demektir? Ülkeye o yıl 40 otomobilden daha fazla otomobil giremez. Ne oldu? Bakıyoruz. Kota uygulaması geldi. Fiyat 30'a yükseldi. Bakın 20'den 30'a yükseldi. Kota uygulaması sonucunda arz, bakın arz eğrisini burada kesti. Arz 40'tan 60'a çıktı. Fiyat yükseldi çünkü. Talep ise ne oldu? 120'den
100'e düştü. Dolayısıyla bakıyoruz, kota uygulaması sonucunda ülke içerisindeki üretim 40'tan 60'a çıktı. Ülke içi tüketim 120'den 100'e düştü. Ha, 100 birim tüketiliyor, 60 birim üretiliyor kota uygulaması sonucunda. Şurayı bir temizleyeyim arkadaşlar. Bakın, ülke içi tüketim 100 oldu kota uygulaması sonucunda, üretim 60. Arada ne kadar fark var? 40 birim. Yani kota kadar fark var. Devlet zaten öyle dememiş miydi? 40 tane, 40 birim otomobil ithal edilebilir. Dolayısıyla kota kadar fark var. Ülke içi üretim kota uygulaması sonucunda 40'tan 60'a çıktı. Ülke içi tüketim ise 120'den 100'e düşmüş oldu. Evet, bu da kota uygulaması, kota uygulaması sonucunda karşılaşılan durumlar olarak anlatmış olduk arkadaşlar. Evet, bunu geçtik. Demiştik ki devletin en önemli faaliyetlerinden birisi de vergi toplamaktır. Neden vergi toplar devlet? Bir takım hizmetleri yerine getirebilmek için, kamu hizmetlerini yerine getirebilmek için vergi toplar. Ne yapar? Sağlık hizmetleri, eğitim hizmetleri, güvenlik hizmetleri, işte polisin, askerin vermiş olduğu hizmetler. Bunun yanı sıra belediyenin vermiş olduğu hizmetler gibi. Devletin vermiş olduğu tüm hizmetlerin kaynağı nedir? Vergilerdir. Vergilerden finanse edilir. Dolayısıyla devlet zaman zaman vergilerde değişikliğe de gidebilir. Düşürebilir, artırabilir. Ama biz burada artıştan söz edeceğiz. Devlet vergide artış yaptı. Peki bu vergi artışı neye yapılıyor arkadaşlar? Satılan mal ve hizmete yapılıyor. Satılan mal ve hizmete yapılıyor. Dolayısıyla bu mal ve hizmeti satan kimdir? Üretici. Alan kimdir? Tüketici. Peki bu vergi artışı acaba üretici kendisi mi ödeyecek, tüketici mi ödeyecek, bölüşecekler mi? Burada böyle bir problem vardır arkadaşlar. Karşımıza vergi yansıması adında bir kavram karşımıza çıkıyor. Bakın, vergileri ikiye ayırıyoruz. Spesifik vergiler, ad valorem vergiler. Spesifik vergiler birim üzerinden alınır. Belli bir birim üzerinden, belli bir ölçü üzerinden alınır. Örneğin, otomobil ithalatından vergi alacaksınız örneğin. Otomobil başına 5.000 lira vergi alacağım. Bu spesifik vergidir. Veyahut ithal edilen buğdayın kilogram başına 10 kuruş vergi alacağım. Bakın, bu spesifik vergidir. Ölçü üzerinden, birim üzerinden alınan vergilere spesifik vergiler diyoruz. Bir de ad valorem vergiler vardır. Bu da söz konusu malın değeri üzerinden alınır. Der ki, ithal edilen malın %20'si kadar vergi alacağım. İthal edilen malın değerinin, özür diliyorum, malın değerinin, fiyatının %20'si kadar vergi alacağım. Bu durumda 100 liralık bir mal ithal edilmişse %20 nedir? Bu malın 20 liralık kısmıdır. O zaman 20 liralık vergi alacaktır devlet. %20 demiş. Ha, ad valorem vergi değeri de nedir? Belli bir değerin yüzdesi olarak alınan vergilerdir ki günümüzde iki vergi türüne de rastlıyoruz. Tarım ürünlerinde uygulama daha kolay olduğu için spesifik vergilere başvuruluyor arkadaşlar. İşte pirincin kilogram başına şu kadar, karpuzun kilogram başına şu kadar gibi. Tarım ürünlerinde ürünler arasında çok büyük bir kalite, çok büyük bir nitelik farkı olmadığı için spesifik vergi uygulaması da kolay olduğu için uygulanır. Ama teknolojik ürünlerde hele ki ürünler kaliteleri arasında çok büyük fark olduğu ürünlerde ad valorem vergilerin uygulanması daha uygundur. Örneğin otomobil ithalatı. Şimdi devlet dese ki otomobil başına 10.000 lira
vergi alacak. Ha, bakın hiçbir marka belirtilmedi. Şimdi ne diyelim, Skoda marka veyahut Lada marka bir otomobil de ithal etseniz 10 bin lira vergi alıyorsunuz. BMW, Porsche, Ferrari gibi bir otomobil de ithal etseniz 10 bin lira vergi alıyorsunuz. Bu adil midir? Değildir, değil mi? Bu adil bir uygulama değildir. O nedenle bu tür ürünlerde, bu tür ürünlerde spesifik vergi uygulaması hem adil olmayacaktır hem de devletin vergi kaybına uğramasına sebep olur. Onun için bu tür malların ithalatında veya bu tür mallar vergilendirilirken ad valorem vergi uygulaması gerçekleştirilir. Böyle bir durumda işte bir otomobilin fiyatı 10 bin liraysa, diyelim ki gümrük vergisi %20 olsun, 10 bin liranın %20'si nedir? 2 bin liradır. O zaman ne oldu? 10 bin liralık otomobilden 2 bin lira vergi aldınız. %20. Ama 100 bin liralık bir otomobil ithal ediyorsanız, onda değeri üzerinden alınacağı için yine %20'dir. Ama ondan nedir? 20 bin lira vergi alırsınız. Bu ad valorem uygulamadır. Bu hem daha adil hem de devletin daha çok gelir elde edebileceği bir uygulama olarak karşımıza çıkıyor. Burada sorun şudur. Diğer bir sorun şudur. Acaba konan vergi kim tarafından ödenecek? Üretici mi ödeyecek? Tüketici mi ödeyecek? Veyahut aralarında nasıl paylaşacaklar bunu? Bunu belirleyen esnekliktir arkadaşlar. Arz esnekliği ve talep esnekliğidir. Şöyle bir şey söylüyorum, bunu unutmayın. Esnekliği yüksek olan daha az vergi öder. Esnekliği yüksek olan daha az vergi öder. Ya da esnekliği düşük olan daha çok vergi öder. Ben bunu muhakkak almak zorundayım. Bunun esnekliği yüksek midir, düşük müdür? Düşüktür değil mi? Ben bunu muhakkak almak zorundayım. Esneklik yok. Fiyatı ne olursa olsun ben bunu almam. Ha, bu durumu eğer üretici biliyorsa, bu nasıl olsa bu ürünü alacak. Ben verginin hepsini fiyata yansıtıyorum, tüketici ödesin. Olabilir. Ya arkadaş, almıyorum. Almasam da olur gibi bir şey varsa, burada esnekliğin yüksek olduğunu görüyoruz. Esnekliğin yüksek olduğunu görüyoruz. Bu durumda siz kalkarda vergiyi tamamen fiyata koyarsanız, fiyatın üstüne koyarsanız, yansıtırsanız, o tüketici, o talep eden o ürünü almayacaktır. Üretici de malını satamayacaktır. Bakın, vergi yansıması, uygulanan verginin ne kadarının üretici, ne kadarının tüketici tarafından ödeneceğini, kimin tarafından yükleneceğini gösteren, anlatan kavramdır şeklinde söylüyoruz. Bakın, buradaki grafiğimizde 20 kuruş vergi uygulanmış. Vergi uygulaması sonucu arz eğrisi sola kayar. Bunu söylemiştik, hatırlayın arz anlatırken. Vergilerde bir artış olursa, vergilerde bir artış olursa arz eğrisi sola kayar, azalır. Arz azalır ve sola doğru kayar. Bakın, 20 kuruş vergi uygulanmış ve arz eğrisi sola doğru kaymış arkadaşlar. Sola doğru kaymış. Daha önce denge noktası E1, fiyat 30 ve denge miktarı 135 iken 20 kuruş vergi konmuş, fiyat 40 kuruşa yükselmiş. Bakın, arz eğrisi sola kaydı. Yeni denge noktası E2 oldu. Yeni dengesi noktası bu oldu. Vergi uygulandı, arz eğrisi sola kaydı. Yeni denge noktası E2. Yeni denge noktasında fiyat 40'a yükseldi, miktar 80'e düştü. Fiyat ne kadar arttı arkadaşlar? 10 kuruş arttı. 30'dan 40'a çıktı. 10 kuruş arttı. Ne kadar vergi konmuştu? Bakın, 20 kuruş vergi konmuştu. 20 kuruş vergi var ama fiyat 10 kuruş artmış. Tüketici ne kadar vergi ödemiş?
20 kuruşluk verginin ne kadarını tüketici ödemiş? 20 faizi. Fiyat 30'dan 40'a çıktığına göre fiyat ne kadar artmış? 10 kuruş. Demek ki 20 kuruşluk verginin 10 kuruşunu tüketici ödemiş. Geri kalan 10 kuruş üretici tarafından ödenmiş. Tekrar ediyorum. Bakın, vergi konmadan önce, vergi uygulanmadan önce fiyat 30. Miktar 135. Ne kadar vergi konmuş? 20 kuruş. Yani fiyat artışının sebebi vergi. Arz eğrisi sola kaydı ve fiyat 40'a yükseldi. Yeni denge noktası E2. Fiyat 140'a yükseldi. Ne kadar arttı? 10 kuruş. Ama ben biliyorum ki 20 kuruş vergi geldi. O zaman şunu diyorum. Üretici gelen 20 kuruşluk verginin 10 kuruşunu fiyata yansıtmış. 30'dan 40'a çıkarmış fiyatı, fiyata yansıtmış, tüketiciye ödetmiş. 10 kuruşunu da kendisi ödemiş. Ha, ne yaptılar? Eşit bir şekilde paylaştılar. Onunu tüketici, onunu üretici ödedi. Ha, bu neyi gösteriyor? İkisinin esnekliğini, bu örneğimizde arz esnekliği talep esnekliğine eşittir. O nedenle 20 kuruşluk vergiyi onar onar bölüşmüşler. Bakın burada ise arkadaşlar neyi görüyoruz? Arz esnekliği talep esnekliğinden daha büyük. Bakın, talep eğrisi daha dik, arz eğrisi daha yatık. Ha, arz ne demiştik unutmayın? Esnekliği yüksek olan daha az vergi öder. Bu durumda arz esnekliği yüksekse arz eden, yani üretici, daha az vergi ödeyecektir. Bakıyoruz, 20 kuruşluk vergi uygulanmış, arz eğrisi sola kaymış. Daha önce E1 denge noktasında 45 kuruş olan fiyat kaça çıkmış? 60 kuruşa çıkmış. Yeni denge noktası E2. 60 kuruşa çıkmış. Fiyat ne kadar artmış arkadaşlar? 15. 45'ten 60'a çıkmış. 15 birim artmış. Ama ne kadar vergi konmuştu? 20 kuruş. Ha, buradan şunu görüyoruz. Üretici esnekliği yüksek olduğu için diyor ki ya verginin önemli bir kısmını, çoğunu tüketici ödedim. Hepsini değil de çoğunu o ödesin demiş. Nasıl olsa alacak bunu demiş. Ve ne yapmış? Fiyat 45 kuruştan 60 kuruşa yükseltmiş. Yani 20 kuruşluk verginin 15 kuruşunu fiyata yansıtarak, fiyata ekleyerek tüketiciye ödetmiş. 5 kuruşunu da kendisi ödemiş. Dolayısıyla bu örneğimizde 20 kuruşluk verginin 15 kuruşunu tüketici ödüyor. Fiyat, çünkü bakın 45'ten 60'a çıkmış, 15 kuruş. 5 kuruşu da üretici kendisi ödüyor. Şunu da cevaplayalım. Bakın, burada ise talep esnekliği için ne diyorsunuz arkadaşlar? Şu talep eğrisi. Esneklik. Esneklik 0. Bakın, yatay eksene dik. Yatay eksene dik olduğu zaman esneklik 0 olur. Bu ne demektir? Talep eden bu malı almak zorunda. Muhakkak almak zorunda. Fiyat ne olursa olsun talep eden bu malı almak zorunda. Ha. Şimdi devlet 20 kuruş vergi uyguladı. Bu örneğimiz için söylüyorum. Arz eğrisi sola kaydı. Bakın, arz eğrisi sola kaydı. 20 kuruşluk vergi var. Yeni denge noktası ne oldu? E2. Daha önce E1'di. Şimdi E2 oldu. E2. Fiyat ne oldu arkadaşlar? 45'ten 65'e yükseldi. Ne kadar arttı? 20 kuruş. Yani vergi kadar artmış. Üretici, satıcı demiş ki
Bu ürünü almak zorunda. Niye vergiyi ben ödeyeyim? Fiyata yansıtırım, fiyatın üstüne koyarım vergi, tüketici ödesin. Ve de öyle olmuş. Bakın arz eğrisi sola kaymış. 20 kuruşluk vergi uygulaması sonucunda fiyat 45 kuruştan 65 kuruşa çıkmış. Yani verginin tamamı fiyata yansıtılarak, fiyata eklenerek tüketiciye ödetilmiş. Tüketiciye ödetilmiş. Şuna da bakalım. Bakın burada da talep esnekliği nedir? Talep esnekliği sonsuz. Tam esnek. Sonsuz. Bakın yatay eksene paralel talep eğrisi. Şimdi bu ne demektir? Tam esnek talep. Yani en ufak bir fiyatta değişme olursa talep eden almıyorum. Almam arkadaş diyor. Fiyat 45 kuruş. 45.1 kuruş olsun almam diyor. Ha, böyle bir ortamda üretici acaba gelen 20 kuruşluk vergiyi fiyata yansıtırsa malını satabilir mi? Hayır, satamaz. Bir kuruş bile artırsa satamaz. Örneğimiz için söylüyorum. Burada talep esnekliği sonsuz. Sonsuz. Bunu bilen üretici ne yapıyor? Diyor ki fiyatı artıramam ama bir arz vergi de geldi. Arz bakın sola kaydı. Yeni denge noktası E2. E1'deyken fiyat 45'ti. Vergi uygulaması sonucu fiyat yine 45. Fiyatta bir değişme var mı? Yok. Ama 20 kuruş vergi olduğunu biliyorum. Kim o da ödedi bu vergiyi? Üretici. Üretici ödedi. Arz eden ödedi. Dedi ki ben eğer bir kuruş bile fiyatı artırırsam malımı satamam. O nedenle ne yapmalıyım? Vergiyi ben kendim ödeyeceğim. Ama ürünün fiyatını artıramam. Evet, bunu daha da fazla uzatmıyorum arkadaşlar. Bilmemiz gereken şu. Esnekliği yüksek olan daha az vergi öder. Daha az vergi öder. Hele ki birinin esnekliği sonsuzsa, esnekliği sonsuz olan hiç vergi ödemez. Bakın, esnekliği sonsuz olan hiç vergi ödemez. Talep esnekliği mi sonsuz? Tüketici hiç vergi ödemez. Arz esnekliği mi sonsuz? Üretici hiç vergi. Eğer esneklik sıfırsa verginin tamamını esnekliği sıfır olan ödeyecektir. Bakın burada farklı bir durum görüyoruz. Şurada farklı bir durum görüyoruz. Spesifik vergi uygulamalarında bakın fiyat talep eğrisi paralel bir şekilde sola kayıyor. Ama ad valorem vergi uygulamasında hem eğri sola kayarken hem de eğimi değişiyor. Neden? Yüksek fiyat düzeylerinde daha çok vergi alınıyor. Ad valorem vergisinde düşük fiyatlarda ise daha az vergi ödendiği için. Yani D1'den DS'ye talep eğrisinin kayması spesifik vergi eğer D1'den DA'ya bir kayış söz konusuysa bunun sebebi de ad valorem vergi uygulamasıdır. Bu evet. Gelelim bugünkü son konumuz olan tüketici ve üretici rantına. Şöyle anlatalım. Tüketici rantı nedir? Üretici rantı nedir? Şöyle anlatalım. Diyelim ki örneğin bir pantolon almaya karar verdiniz. Dediniz ki 50 manata bir pantolon alırsam çok iyi bir alışveriş yapmış olurum. Ne yaptınız? 50 manatı ödemeyi kafanıza koydunuz. Razısınız bir pantolona 50 manat ödemeye.
Sonra alışveriş merkezine gittiniz. Mesela o şeyde vardı. Hazar'ın kıyısında vardı ya. Neydi o alışveriş merkezinin adı? Yani ben 2-3 yıl oldu gelmeyeli oraya da. 2-3 yıl oldu. Geldiğimde şimdi adını hatırlamıyorum. Oraya gittiniz. Orada güzel böyle mağazalar var içinde. Dolaştınız. Mağazanın birine girdiniz. Bir pantolon beğendiniz. Siz 50 manat ödemeye razıyken pantolonun üzerinde 40 manat yazısını gördünüz. Ve çalışan, orada çalışan arkadaşı çağırdınız. Dediniz ki ben bu pantolona 40 manat çok. Dediniz ki 20 manat olmaz mı? Şimdi ne yapıyoruz? Pazarlık yapıyoruz. Oradaki kişi de, sahibi de dedi ki ya ne yaptın sen dedi ya, 20 manat olur mu? Onun maliyeti o kadar değil dedi. Maliyeti o kadar değil dedi. 35 olsun dedi. 35 manat. Bakın 40 manatta 35. İşte 3 aşağı 5 yukarı 30 manatta anlaştınız. 30 manatta anlaştınız. Ve pantolonu 30 manata aldınız. Kaç lira ödemeye razıydınız? 50. 50 manat. Kaça aldınız? 30 manata. Ne kadar kar elde ettiniz? 20 manat. İşte tüketici rantı budur arkadaşlar. Ödemeye razı olduğunuz fiyatla gerçekte ödediğiniz fiyat arasındaki fark tüketici rantıdır. Biz 50 manat ödemeye razıydık ama 30 manata söz konusu malı satın aldık. Ne kadarlık tüketici rantı elde ettik? 20 manatlık tüketici rantı elde ettik. Bu tüketici rantı. Şimdi de üretici rantına bakalım. Şimdi aynı olaya üretici yönünden bakıyoruz. Üretici sabah geldi, dükkanı açtı, kapısını girdi içeriye. Dedi ki ya dedi işler de kötü gidiyor. Ben şu pantolonları 10 manata bile satsam razıyım dedi. Bakın 10 manata satmaya razı. Şey abartmayalım, 15 manat diyelim. 15 manata satsam da kar elde ederim dedi. Bakın üreticinin düşüncesi buyken 15 manata satmaya razıyken tüketiciye ürünü kaça sattı? Biraz önceki örneğimizde kaça sattı? 30 manata sattı. Halbuki ilk hani 20 manat demişti ya, biraz diretse, biraz üzerinde dursa 20 manata da o malı satın alabilecekti. Hatta o mağaza sahibi o malı 15 manata da vermeye razı. Ha, üretici malı 15 manata satmaya razıyken kaça sattı? 30 manata sattı. Ne kadar bir fark var? 15. 15 manat. İşte üretici rantı da üreticinin satmaya razı olduğu fiyatla gerçekte sattığı fiyat arasında, satmaya hazır olduğu fiyatla gerçekte sattığı fiyat arasındaki fark da üretici rantı olarak karşımıza çıkıyor. Ne kadar örneğimizde 15'e satmaya razı, 30'a satmış. 15 manatlık bir üretici rantı elde etmiş. Toplam rant ne kadardır burada? Üretici rantı ne kadardı? 50'ye almaya razıydı, 30'a aldı, 20 manat. Üretici de 15'e satmaya hazırdı, 30'a sattı, 15 manattı orada. Toplamda 20 artı 15 toplam 35 manatlık toplam rant oluşmuş oldu. Bakın grafiğimize baktığımızda şu üçgenin alanı, yani A, P1, E1 üçgeninin alanı tüketici rantı, tüketici rantı, P1, E1, B üçgeninin alanı da, şöyle tarayayım burayı da arkadaşlar, şöyle. Şu üçgenin alanı da arkadaşlar nedir?
üretici rantı. Üretici rantıdır. Komple A, E1, B üçgeninin alanı ise, komple şu üçgenin alanı ise arkadaşlar nedir? Toplam rant olarak karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla bazı tüketiciler, mesela bu tüketici 30'a satın aldı. Bazı tüketici pazarlık yapmayacak, etiket neyse o fiyatı verecek, 40. Bazıları daha iyi alışveriş, daha iyi pazarlık yapacak, 20'ye alacak. Bazıları daha iyi pazarlık yapacak, 15'e alabilecektir. Dolayısıyla fiyat yükseldikçe, bakın 15'ten yukarıya çıktıkça 20, 30, 35, 40'a doğru gittikçe tüketici rantı azalacak. Dolayısıyla fiyat artışı tüketici rantının azalmasına sebep olur. Fiyat düşüşü ise üretici rantının azalmasına sebep olur. Bunu da unutmayalım. Fiyat yükseldikçe tüketici rantı azalır. Fiyat düştükçe ise üretici rantı azalacaktır. Bunlardan bahsettik. Bakın, arz eğrisi sola kaydı. Fiyat P1'den, P2'den P1'e yükseldi. Fiyat yükseldi mi? Evet. Ne demiştik? Fiyat artışları tüketici rantının azalmasına sebep olur. Daha önce şuraya E0 dersek, şu noktaya E0 dersek, daha önce P2 fiyatından tüketici rantı A, P2, E0 üçgeninin alanı kadarken, fiyat P1'e çıktığı için üçgenin alanı küçüldü. Dolayısıyla tüketici rantı azaldı. Fiyat yükseldikçe, bakın P2, P1, hatta P3'e çıktı diyelim. Şurayı silelim. Diyelim ki fiyat P3 oldu. Bakın o zaman tüketici rantı ne kadar olacak? Bu kadar olacak. Yani fiyat yükseldikçe tüketici rantı azalacak. Fiyat düştükçe ise üretici rantı azalacak. Ve son konumuz, şöyle gelelim. Devletin vergi uygulaması acaba üretici ve tüketici rantına nasıl etki edecek? Devlet vergi uygularsa fiyat ne olur? Fiyat yükselir. Fiyat yükselir. Ki burada vergi uygulamasından önce fiyat P yıldızdır. Vergi uygulamasından önce fiyat P yıldızıdır. Denge noktası E. Bakın, denge noktası E, fiyat P yıldız, miktar Q yıldızdır. Sonra devlet vergi uygulaması yapıyor ve fiyat PT'ye çıkıyor. Fiyat PT. Şimdi daha önce fiyat P yıldızken tüketici rantı ne kadardı arkadaşlar? A, P yıldız, E üçgeni kadardı. Yani daha önce tüketici rantı bu kadardı. Sonra fiyat PT'ye yükselince ne oldu? Yeni denge noktası E1 oldu. Ve tüketici rantı A, PT, E yıldız, E1 üçgeninin alanı kadar oldu. Ha, uygulanan vergi ne kadardır? P0 PT kadar vergi uygulanmıştır. P0, bakın, P0 PT kadar, PT kadar vergi uygulanmıştır. Ancak bu P yıldız PT kadarı fiyata yansımış. Geri kalanına P yıldız P0 kadarını ne yapmış? Üretici ödemiş. P yıldız P0 kadarını da üretici ödemiş. Üreticinin daha önce üretici rantı, bakın, bu kadardı. Vergi uygulaması sonucu üretici rantı ne oldu arkadaşlar? Buraya azaldı. Ha. Şimdi vergi uygulaması sonucu tüketici rantında azalma ne kadardır? Vergi uygulaması sonucu fiyat PT'ye çıkmıştır. Tüketici rantı D, E bölgesi kadar azalmıştır. D artı E bölgesi kadar tüketici rantı azalmıştır. Üretici rantı ne olmuştur? Üretici artı üretici rantı.
FG alanı kadar, şöyle yapalım, FG alanı kadar da üretici rantı azalmıştır. FG alanı kadar. Peki devlet ne kadar vergi elde etmiştir? Q1 kadar mal satılmışsa. Bakın, Q1 kadar mal satılmış ve alınan vergi ise PT P0 kadar. Yani DF alanı kadar. Şu alan kadar, şöyle karalayalım arkadaşlar. Veyahut durun temizleyelim. DF alanı kadar, şu kadar devlet vergi elde etmiştir. DF alanı kadar vergi elde etti. Dikkat ederseniz EG alanı. Ne oldu EG alanı? Tüketicinin cebine gitmedi. Doğru mu? Gitmedi. Üreticinin cebine de gitmedi. Devletin cebine de gitmedi. Kimin cebine gitti? Kimsenin cebine gitmedi. Refah kaybı. Refah kaybı. Havaya gitti. Havaya gitti arkadaşlar. Yani bu vergi uygulamalarının refahın azalmasına sebep olduğunu gösteren bir grafik olarak karşımıza çıkıyor. Zaten iktisatçılar da, vergiciler de bunu, maliyeciler de bunu söyler. Vergi uygulamaları vergilerdeki artış refah kaybına sebep olur. Burada da bilmemiz gereken nedir arkadaşlar? Vergi uygulaması öncesi tüketici rantı ne kadardır? Üretici rantı ne kadardır? Bir, bunu bilmemiz gerekiyor. İki, vergi uygulaması sonucu tüketici rantı ne kadar azalmıştır? Üretici rantı ne kadar azalmıştır? Üç, vergi uygulaması sonucu devlet ne kadar vergi hasılatı elde etmiştir? Ve dört, vergi uygulaması sonucu refah kaybı ne kadar olmuştur? Bunları bilmemiz gerekiyor arkadaşlar. Evet. Bugünlük konumuzu bitirdik. Konumuzu bugünlük bitirdik. Beşinci ünitemizi bitirdik arkadaşlar. Herhangi bir sorunuz yoksa dersimiz bitmiştir. Haftaya da altıncı ünitemizle devam edeceğiz. Soru var mı? Yok. O zaman haftaya görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın. Hoşça kalın.